Hayatın İçinden programından merhaba sayın seyirciler. Bugün Tamer Şahin konuğum. Kim diye soracak olursanız aslında çoğunuz tanıyorsunuz onu. Sadece denizlerde korsan yok. İnternet korsanı, yani Türkiye'nin ilk bilgisayar korsanı bugün konuğum olacak. Tamer Şahin yeni kitabını, daha doğrusu ilk kitabını hazırladı. Ve sonra ne mi oldu? İlk baskı 4 günde tükendi. Tamer, bunu nasıl yaptın? Neden? Çünkü içinde Interpol var, MIT var. Neler var içinde? MIT var, El-Kaide var, JITEM var, zengin varlıklı var. Kişilerin yaptığı değişik tepkiler, entrikalar var, Rus ajanları var. Yani biraz hareketli bir hayatım olduğu için bunu olabildiğince... Kaç yaşındasın? 31 yaşındayım. 31 yaşındasın. Seninle geçen sene yine Hayatın İçinden programını yapmıştık. O zaman kitap hazırlığı olduğunda söylemiştin. Bu arada arkanda çok güzel Boğaz manzarasını görüyoruz. Çünkü seyircilerimize hep söylüyorduk. Boğaz kenarından biz normalde programımızı yapıyorduk ama bugün gidemedik. O yüzden sana da arkanda haksızlık olmasın diye Boğaz manzarasını verelim dedik. Onu da hatırlatalım. Neyse, şimdi geçen sene yaptığımız programda evet böyle bir kitap hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Ama çok fazla yaymıyordun. Neden? Korkuyor muydun? Aslında korkudan çok fazla spoiler vermek istemedim, yani ipucu vermek istemedim. İnsanlar neyle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlardı. Kimisi teknik bir kitap bekliyordu, kimisi hani acaba ne yazacak diye spekülasyonlar yapılıyordu. Ben teknik bir kitap yazmadım, tamamen anılarımı yazdım. Herkesin anlayabileceği dilde. Tabii kendi hayatından yola çıkarak. Tabii ki. Ki çocukluğun var, nasıl buna bulaştığın var, nasıl işte ailen var. Her şey var aslında içinde. Her şey var, yani ufak bir odada meraklı bir çocuğun başlangıçta macera, yaptığı şeylerden işte. Bugün bu işi etik olarak yapacağı noktaya ulaşıncaya kadar yaşadığı her şey var açıkçası. Peki Tamer, sana şunu sormuştum. Türkiye'nin ilk bilgisayar korsanı unvanını almak nasıl bir şey oluyor? Yani bu senin ilk olduğunu biz nereden biliyoruz diye sormuştum. Sen de bir cevap verdin. Onu tekrarlayar mısın bana? İlk ceza alan olduğunuz zaman tabii literatüre ilk bilgisayar korsanı olarak resmi kayıtlara geçiyorsunuz. İşte 3 üniversitede derslerde okutuluyor. Tabii 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım. O ertelendi. Bu ilk bilişim suçuydu. Türkiye'de ilk bilgisayar korsanlığı ile ilgili suçtu işlenen. O yüzden literatürde bu şekilde yer alıyorsunuz. Peki bu kitapta, tabii ben kitapla ilgili devam edeceğim şimdi. En çok satanlarda bir numara olmasının birçok nedeni var. Biraz önce de anlattık. İlk önce Interpol'e nasıl bulaştın? Bir ondan başlayalım istersen. Sonra El-Kaide'yi soracağım. Çünkü o aslında yer alanlar... İzmir Emniyeti ile ortak çalışmalara başladık. Çünkü onlar benim evimi bastıktan sonra epey bir samimi olduk. İşte ben gidiyordum Emniyet Müdürlüğü'ne. Onlar işte arada sırada çağırıyorlardı, görüşüyorduk. Sorularını cevaplıyordum. Daha sonra da bir sabah beni uyandırdılar. Apar topar emniyete gittim. Gittiğimde her taraf gazeteciler, işte farklı böyle meraklı kişiler, işte birçok amir ortada dolaşıyordu. Önüme birkaç dosya koydular. İşte top secret ibareli, gizli ibareli. Interpol'den gelen dosyalardı bu. Bursa'da bir çocuk taciziyle ilgili bir dava vardı. Onunla ilgili bir takım bilgiler yer alıyordu. Bu kişiyi nasıl tespit edebiliriz dediler. Ben de tabii bir Türk vatandaşı olarak tam hiçbir karşılık beklemeden yardımcı oldum onlara. O kişiyi tespit ettim. İşte yakalandı, evine baskın yapıldı, televizyonlarda yayınlandı. Bu hep beklediğin hikayeler miydi? Yani çocukken evet hep macera üzerine, işte o bir odada senin belki bir oyunundu, belki işte kafa tutmandı bir şeylere. Ve sonrasında bunların olacağını bekliyor muydun? Yani Interpol'le... Aslında hiç planlı bir şey değildi. Ben sadece meraklı bir çocuktum ve düşünüyordum işte çok büyük bir firmada neler oluyor acaba? Dünyanın en zengin adamı... ne konuşuyor e-maillerinde ya da onun firmasında neler dönüyor? İşte bunları da yaptım bu arada, yani dünyanın en zengin adamlarının neyin sorularını, neyin cevaplarını gibi. Ararken birkaç olaya karışıyorsunuz, yani hani işte birkaç yumurta kırmadan omlet yapılmaz derler ya, bu onun gibi bir şey açıkçası. Yani ama ilk başta bakıyorsunuz odasında internete bağlanmaya çalışan bir çocuk var. İşte telefon faturası fazla geliyor, duvarı kırıyor, üst kattaki komşunun kablolarından internete bağlanmaya çalışıyor. Yani aslında çok mütevazı bir takım hareketlerle, işte ihtiyaçtan doğan icatlarla bu süreç ilerliyor. Rol model olduğunu düşünüyor musun? Şu anda düşünüyorum, çünkü olgunluk dönemindeyim. Yani daha önce yaptığım şeylerin etik olmadığını, bir takım insanlara, kurumlara zarar verdiğimin çok farkındayım. Ama dediğim gibi o etik anlayışa büründükten sonra yaptığım şeyler bu işi daha çok insanların faydasına kullanmak yönünde. Evet, onu istersen biraz hatırlatalım seyircilerimize. İnsanların faydasına kullanmak nasıl oluyor? Biraz açar mısın onu? Şimdi etik hackerlık diye bir kavram var. Bu firmalarla ya da kişilerle çeşitli gizlilik anlaşmaları yapılıp onların güvenliğini sağlamaya dayanıyor. Yani güvenlik açıklarının bulunup raporlanması, çözümlerinin sağlanması. Kendi şirketimde ben bunu yapıyorum şu anda. Yani şirketini, evet, İzmir'deydin, İstanbul'dasın şu anda. Evet. Artık burada yaşıyorsun. Peki bu kitaptan sonra tepkiler ne oldu?
Çok farklı tepkiler aldım gerçekten. Nasıl mesela? Yani her gün, şaşırtan bir tepki yani var mı hatırladın? 200'ün üzerinde mail alıyorum. İşte bana hackerlığı öğret. Ben senin öğrencin olmak istiyorum. Gerekirse çay kahve getirip götürürüm. İşte borç para isteyenler var. O çok ilginç. Onu anlayamadım. Neden borç para istiyorlar? Bilmiyorum neden olduğunu açıkçası. Borç para isteyenler yani var. Şey mi düşünüyorlar acaba? Bankalardan hani herhalde, hesapları hortumladın falan böyle bir şey mi var? Herhalde öyle bir şey yani? Düşünüyorlar. Nasıl bir anlayışları olduğunu çok çözemedim. İmzalı kitap isteyenler var. Yani birçok imzalı güzel. Kitap geldi. Yani kitap ulaştırdı bana imzalamam için. Yani başka yazarlardan bilgiler geliyor. Yani hiç bilmiyordum hani ne olduğunu. Hackerlarla ilgili yeni romanım için araştırma yapmak istiyordum diyen bir yazar mail attı. Ama sizin kitabın içinde kayboldum. Hani bambaşka amacımın dışına saptım. Çok keyifliydi diye. Uzun uzun mailler geliyor. Bunların hepsini okumak ayrı ayrı keyifli. Çünkü siz bir odada yazıyorsunuz. Tek başınızdasınız ve yani, ne kadar sürdü yazman bunu? 3,5 ay falan sürdü. Yani hani çok uzun bir süre değildi. Çünkü bir anda aklımdakilerin hepsini kağıda döktüm. Evet, aklımda, çünkü geçen sene de hatırlıyorum. Aklımda var ama zamanını bilmiyorum diyordun. Evet. Ve 3,5 ayda tabii bu çıktı. Peki bundan sonrasında neler çıkacak? Tabii ikinci devamı? Kitap gelecek. Yani bir süre sonra. Hep biz elimizdekiyle yetinmeyiz. İkincisini bekleriz yani. Ya hala sorular geliyor işte. Hani ikinci kitap ne zaman çıkacak, nasıl olacak vesaire diye. Çok fazla ipucu vermek istemiyorum ama en az bu kadar eğlenceli, işte maceralı tabii hikayelerin, komik, yaşanmış evet. hikayelerin olacağı tabii kesin. Tedirgin insan oluyor. Neden? Çünkü El-Kaide. Evet. Bir de onu anlatalım istersen. Senin yani o aslında benim seçimim verelim. Değil. Çünkü işte bu çarkların arasında ufak bir dişliyim ben. Benimle çok zengin ve güçlü bir iş adamı, yurt dışında iş yapan bir iş adamı irtibat kurmuştu. Ve sistemlerinin korunmasını istiyordu. Ben de bir ansiklopedi kalınlığında bir rapor ulaştırdım ona. Çok fazla güvenlik açığı vardı. Hı hı. Ama bu kişi işte... Çok fazla Amerika'da da siyasilerle samimi, göz önünde olan bir insan. Ama birebir bu internet güvenliğiyle ilgileniyor. Yani bana sabahın 5'inde cep telefonumda ulaşıp bir şeyler sorabiliyordu. Ben de anlamıyordum bunun sebebini. Daha sonra bir eski bir CIA ajanının yazdığı bir kitap ortaya çıktı. Evet. Midnight on America diye. Bu kitapta okudum. İşte bu kişinin sahip olduğu telefon kartı satan firma üzerinden 11 Eylül saldırılarını yapan Muhammed Atta ve ekibinin konuşmalar yaptığı, daha sonra bu firmanın incelemeye girdiği ve benim de o firmanın sistemlerini hiç farkında olmadan koruduğum. Bu çok tehlikeli bir şey ama Tamer, yani şöyle bir şey hiç düşünmedin mi? Yani evet, senden yardım isteyen veya işte bir ücret karşılığında sonuçta güvenlik duvarlarına bakıyorsun ki devletle çalışıyorsun, hani gayet resmi bir şekilde çalışıyorsun ama buna nasıl düştün sen? Ya yani, paranoyak bir insan olduğunu düşünüyordum ben senin ama. Evet, paranoyak bir insanım ama gayet kurumsal bir yapı var ortada. Siz onun güvenliğini sağladığınızı düşünüyorsunuz ama onların neden bu kadar tedirgin olduğunu sonradan anlam verebiliyorsunuz. O kitaptan sonra ben anlam verebildim. Hı hı. Yani o 300 milyon telefon kartı satmış o firma. Ve o 300 milyon telefon kartının içerisinde o ekip de konuşmuş 11 Eylül saldırısını yapanlar. Ve geriye dönük bir araştırma yapıldığında bu bulunamıyor. Ama ben bunu bilemem tabii ki. Bu kadar da bilemem diyorsun. Tabii ki onu bilemem. Çünkü o yapıyı kontrol etmeniz mümkün değil. Çok büyük. Peki yapıda. Paranoyaklık durumun nedir gerçekten? Yani yayından önce konuştuğumuzda evet. da söyledim ya hani yani sadece paranoyaklar ayakta kalır diye bir laf vardır. Hani o beni özetliyor diyebilirim açıkçası yani. Çünkü çok fazla insan yanınıza yanaşmaya çalışıyor. İşte kitapta da bunlardan bahsediyorum. Hı-hı. İşte bir banka sahibi bir adamın bir kızı da size iletişim kurup işte şöyle yapalım diyebiliyor. Ya da bir iş adamı sizi bulup işte bir çanta parayla işte... Şunu yap, sana bu parayı vereyim ya da hangi evi istiyorsun, hangi arabayı istiyorsun bana söyle diyebiliyor. Yani etik dışı çok fazla teklif var, çok değişik yaklaşımlar nasıl var. Nasıl peki aklın çelinmedi? Yani ben onu da merak ediyorum aslında. Çünkü hani kitapta da görüyorum, hani çok güzel mizahi bir dille anlatmışsın aslında çoğunu ama illaki hani ya insanın eli kaçmaz mı ya o kadar para ya... Ne bileyim, bilemedim. Aslında bir yerden sonra eğer hani ya ben hackerlık yaparken yani etik hackerlık dışında hackerlık yaparken sistemlere girerken de kişilerin mahremine çok saygılıydım. Evet, insanların konuşmalarını... Ya bu nasıl olur? İnsanların nasıl? Ya konuşmalarını okuyordum ama insanların konuşmalarını okuyordum ama kendi etik anlayışıma göre bunları sadece ben okuyordum. Başka kimseye yayınlamıyordum tabii ki. O tarz şeylerim vardı. İşte ne bileyim, bir gelir elde etmiyordum bundan. Bunu bir menfaat için kullanmıyordum. Tabii hiç hapse girmememin sebeplerinden biri de bu. Açıkçası. O yüzden ben bu şekilde hareket ettiğim için yine hayatım o çerçevede ilerledi. Yani bu teklifler geldikçe ben işte tekliflerin büyüklüğüyle tatmin olmaya başladım. Aa, şu kadar milyon dolar söylediler. Aa, bu kadar milyon dolar söylediler bu sefer diye. Ve kendi kazandığım şeyleri de kaybetme riskim olmadığını düşünüyorum. İyi yaşıyorum. Rahat yaşıyorum. İstediğim gibi yaşıyorum. Ve hani keyfimin bozulmasını bana hayalin güvenen ne? İnsanların da yüzünü kara çıkartmak istemiyorum. Hayalin nedir?
Açıkçası yani çok böyle uçuk hayallerim yok. Hani çok uçuk şeylerle uğraştım. Artık hani sınırı çok yukarıdan tuttum. Evet, çıtayı yükselttim ama hani çünkü ilerisi... Çünkü çok genç, 31 yaşındasın. Evet. Ve hani hayallerin gerçekten daha çok şey yapabilirsin. İleride aslında amacım bilgi güvenliği, popüler bilgi güvenliği bilincinin Türk halkında oturması. Çünkü hepimizi ilgilendiren şeyler bunlar. Hepimiz internete giriyoruz, hepimiz Facebook'a vesaire, Twitter'a, internet sitelerine üye oluyoruz. Buradan bilgi paylaşıyoruz ve insanların bir şeylerin farkında olması lazım. Konferanslarımda da bunu evet. sağlamaya çalışıyorum. İşte kitabımla bunu sağlamaya çalışıyorum. Şimdi daha sonra belki filmiyle bu kitabın... Herkesin paranoyak mı olmasını istiyorsun yani? Biraz paranoyak olması lazım. Bir parça paranoyak olması lazım. Hayatın işleyişini etkilemeyecek şekilde o oranda bir paranoyaklık bence gayet sağlıklı. Evet, biraz önce dedin ki film dedin. Filmden neyi kastediyorsun? Sen kitaptan oynayacak mısın? Önce, yok ben oyuncu değilim tabii ama... neden olmasın? Kitapla ilgili daha önce, daha doğrusu kitapta anlattığım hikayeleri üstün körü dinleyen insanlardan bir film firmasına, bir yapım firmasından böyle bir teklif geldi. Ama ben önce kitabın çıkmasını istiyordum, ondan sonra film olmasını istiyordum. Hı hı. O yüzden bunu çok fazla sıcak bakmamıştım. Ama senin anıların Kurtlar Vadisi'nde ve diğerlerinde de Hacker Tamer olarak değil evet, mi? Evet, yani Hacker Tamer karakteri kullanıldı karakteri orada vardı. Ama hani hikaye içerisinde oturtuldu o karakter. O şekilde kullanıldı. Tabii sevildi insanlar tarafından, ilgi gördü. Farklı bulundu her şeyden önce. Çünkü artık tekno savaşlar başladı. İşte tekno maceralar var işin içinde. O yüzden hani dizilerde de bu eskiden beridir aslında yavaş yavaş bir parça kullanılmaya başlandı. Peki şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacaksın? Kitap çıktı. Filme tamam mı dedin? Yok, filmle ilgili şu anda düşünüyoruz. Yani hani görüşmeler sürüyor belli kişilerle. Kim hani oynamasını teknikleri değerlendiriyorum. Istersin? Yani hani... Seni kim oynasın? Açıkçası hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim yani hani ama muhakkak yetenekli bir oyuncu olacağına eminim ve hani onunla uzun uzun saatler konuşacağımızı düşünüyorum. Peki şimdi o filmde danışmanlık da sonuçta yapacaksın. Sen evet. uzun uzun konuşacaksın ve işte terminolojiyi ona aktaracaksın oyuncuya. Peki diğer hackerlar seni kıskanmıyor mu? Tabii birçok insan bilgisayara ulaşabiliyor. İşte herkesin evinde bilgisayar var. Artık çok kolay ulaşılabilen bir cihaz. Hani ben ilk 2 sene para biriktirmiştim bilgisayarımı almak için ortaokuldayken. Ve babam hani biz banka mıyız, büyük bir şirket miyiz, niye bilgisayar alalım diyordu. Yani şu an durum öyle değil. Tabii aynı konuyla ilgilenen birçok insan için biraz egoz edileyici olabiliyor. Hani ilk hacker işte çok göz önünde, iş yapıyor, keyfi yerinde. Hani neden diye bazı tepkiler alıyorum tabii. Olumsuz tepkiler de alıyorum ama ben hiçbir zaman en yetenekli benim demedim. Yani insanlar bana bunu yakıştırdı yaptığım, gerçekleştirdiğim olaylardan ötürü. Ben de o sıfatın altında biri olduğumu düşünmüyorum ama hani insanlara bırakıyorum bunu. Hiçbir zaman ben kendimi övmedim açıkçası. İnsanlar seni övdü. Sonuçta sen de aynı şekilde devam ettin. Evet. Peki bu hackerlardan seni hacklemeye çalışan oluyor mu? Tabii çok fazla oluyor. Saldırıya uğruyor çok musun yani? Çok fazla saldırı oluyor. Çünkü ne hani, kadar yani? Bunu biraz anlatır mısın bize? İşte günde atıyorum bilmem yani kaç günde saldırı yani günde aşağı yukarı 150'nin üzerindeki şu an daha artıyor tabii o kitaptan ötürü. Saldırı gerçekleşiyor ama hani başarılı olan olmadı şu ana kadar. Ya başarılı olurlarsa? Saygı duyarım yani başarılı olursa birisi. İşe alır mısın o kişiyi? Olabilir, neden olmasın? Değil yani, mi yani? Geçmişine bakınca duvarını. CV'sinde iyi durabilir. Değil mi sonuçta? Hani böyle bir titrin var. Sonuçta hüküm giydin ve hani zamanında bahsediyorum ben. Türkiye'nin ilk bilgisayar korsanı olarak da yer alıyorsun. Ve seni hackleyen kişiyi de işe alman güzel olabilir aslında. Evet ama tabii bunu ne şekilde yaptı ve nasıl bir açık etik mi? Etik yoksa mi, değil mi? Hangi yolda zarar yaptı? Zarar verme amaçlı mı değil mi? Peki kitabın adı Hacker'ın Aklı. Bunda ne kastediyorsun? Gerçekten hacker'ın aklı yani hani o aklın nasıl oluştuğundan ve nasıl kullanıldığından bahsediyor. Hı hı. Yani hani o maceralarla işte tek ufacık bir odada merakından yola çıkan bir çocuğun ne şekilde yaşadığıyla ilgili olduğu için Hacker'ın Aklı ismini uygun gördüm. Ve orada bir çarpı var. Yani çarpının evet, altında çarpı. Da bir adam var. Yani hı-hı. bu çarpının altındaki adam neden burada ve neden üzerinde bir çarpı var? Neden böyle göz önünde? Biraz da hani o benim yaşantıma... Işık tutuyor diyebiliriz. Evet, gerçekten güzel olmuş. Peki devamında kitaptan gene devam etmek istiyorum. MIT'ten yani Rus ajanından bahsedelim. Evet, onun üzerine çok spekülasyon evet. yapıldı. Röportajlarında da gördüm ben evet, bu kısmı. Evet, evet.
Yani Rus düşse de bir general, daha sonra işte bakan olarak görev alıyor ya da onların açıkçası bakanlığa denk gelen bir mevkisinde Türkiye'de bakınca enerji sektörüyle ilgili sorumlu bir kişi. Onun kızıyla tanıştık. Daha doğrusu bu kişi beni buldu. Ben onu bulmadım tabii, en ilginç tarafı o. O beni buldu. Daha sonra biz bir ilişki yaşamaya başladık ama baktığımız zaman hani genel bir kız arkadaş profilinin dışında bir kişiydi işte. Farklı yetenekleri vardı. İşte bir karlarla kaplı nükleer tesiste yetişmiş kız. Yani hep askerlerle yetenekler birlikte. Yetenekler derken neyi kastediyorsunuz? Yani işte ne bileyim hani bu otomatik silahları işte ne bileyim söküp takabilme belli süreler içerisinde. Hani bunu nereden böyle, biliyorsun? Hani bunu bana kendisi söyledi ve ufak video izletmişti. Yani bunun gibi çok farklı ilgi alanları olan biri. Buna ilgi alanı mı diyoruz yani? Otomatik silahı evet. Belli saniyede takma 007 oluyorsun diye direkt diye yani bana da garip geldi. Hani ojen bozulur gibi bir profil olmadığı için hani genelde kızlarda öyle olur. Ama daha sonra tabii yaklaşım değişmeye başladı. İşte beni Rusya'ya davet ediyordu. Hani işte hatta şöyle bir şey dedi. Başkanlık sarayından sana davetiye göndereyim. Tabii dedim yani Türkiye'nin ilk ve en ünlü hacker'ına başkanlık sarayından bir davetiye gönder Rusya başkanlık sarayından. Hani ben de havaalanında artık hani vatan haini olarak oraya geleyim. Daha sonra tabii ben Rusya'ya gitmedim. Bunun farklı sebepleri vardı. Yine resmi davetiye geldi. Birçok şeyler oldu. Çünkü KGB yani bu yeni adı FSB evet. olan gizli servisin dünya üzerinde belli hackerları izlediğiyle ilgili bilgiler aldım. İşte benim fotoğraflarım çekilmişti. Onları gördüm. İşte arabaya binerken ya da bir yerde otururken. Yani izleniyormuşum ben. Benim gibi birçok dünyanın farklı yerlerinden hackerların izlendiği ve onlarla irtibat kuruldu Rusya tarafından. Çünkü Rusya, Amerika ve Çin şu anda siber savaşta ilk üç pozisyonu paylaşıyorlar. Peki Türkiye'nin durumunu gerçekten bu kadar hani kötü durumda mı? Türkiye hiçbir şey farkında değil Şöyle mi? Çünkü söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığından da açıklama gelmişti. Hatta biz seninle o zaman konuşmuştuk bunu. Bununla ilgili bir hani ordu kuracağız yani sanal ordu şeklinde konuşulmuştu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ama sonrasında biz bir şey çok görmedik. Tabii neden görmedik? Çünkü bir siber tatbikat yapılıyor. İki ay sonrasında sistemlere Anonymous saldırıyor, Anonymous hacker grubu. En son işte her yer darmadağın Türk oluyor. Hava Yolları'nda ve şeyde işte hava yollarında daha doğrusu şu anda hala çözümlemeye mi Tabii çalışıyorlar? Tabii yani çok fazla durum ne orada bu arada? Senin takip ediyorsun. Oradaki durum şöyle, Anonymous'un bir takım yayınladığı bilgilere göre yolcuların isim ve telefonları, kişisel bilgilerinin ele geçirildiği söyleniyor. Çok tehlikeli tabii. Çok çok tehlikeli. Orada siyasiler de var, devlet kademesinde insanlar da var. İşte iş hayatı var, normal vatandaşlar var. Ve bu veri tabanı çok kıymetli olduğu gibi çok da tehlikeli. Yani çok farklı şeyler yapılabilir bu veri tabanıyla. Yine aynı şekilde bu 70 milyonun kişisel bilgilerinin deşifre olduğu olaydaki gibi. Evet. Yani kişisel bilgilerin deşifre olması durumu var. Baktığınız zaman ben bir siber ordu göremiyorum ortada. Ama bizim işte şu anda rejimini belki üzerinde destek verdiğimiz hani değişmesinde Suriye'ye bakarsak. Suriye muhaliflerin bilgisayarlarına girerek onlar hakkında veri topluyor şu anda. Yani Suriye'nin siber ordusu çalışıyor ve bunu görüyorsunuz emarelerini. Hani internette bunun analizleri yayınlanıyor. Nasıl muhaliflerin bilgisayarına giriliyor, nasıl veriler alınıyor, nasıl onları kandırılıyor. Hı hı. Yani ciddi siber savaş var ortada ama hani biz de ilgili öyle bir şey göremedik henüz daha. Herhangi bir ofansif yani karşı Çok tarafa mu karşı geç kaldık biz bir anda bu ya hiçbir zaman geç kalmış değil, sayılmayız değil ama şöyle düşünebiliriz yani daha önce o örneği hep verdim. Bir ev düşünün, odada Çin, Rusya ve Amerika oturuyor. Biz balkonda kilitli kalmışız, dönemiyoruz da içeriye. Hani evin dışında gibiyiz. O yüzden hani bir an önce burada pozisyon almamız lazım. Yani bana da teklif geldi bununla ilgili evet. MİT'ten. Bir iş adamı aracılığıyla teklif geldi. Ama burada şöyle bir durum var. Bazı iş adamları ve kişiler pozisyon almaya çalışıyorlar bu tarz sorunlarda. Yani istihbarat teşkilatında. Yani yaranmak açısından. Yani MİT'te yer almak açısından. Bilmiyorum ne tarz menfaatleri olduğunu ama bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Bana dedikleri işte siz takım kurun. Saldırı veya savunma. Bunun başına geçin. Hangisini istiyorsanız. Dedim kime rapor vereceğim? İşte bir doçent abimiz var ona rapor vereceksiniz. Hayır dedim niye ona vereyim yani? Hani benim başarım niye başkasının başarısı sayılsın? O zaman ben teşkilata rapor veririm diye. Hani baktığınız zaman hala bir dış kapının mandalı gözüyle bakılıyor hackerlara. Amerika'ya bakıyorsunuz bir hacker konferansında işte general gelmiş standta duruyor ve diyor ki siz diyor bizim çocuklarımızsınız ve bu ülkenin ulusal güvenliği için size ihtiyacımız var diyor. Düşünsenize. Yani ne kadar ciddiye alınıyor ve birebir görüşüyorlar orada. Aynen öyle. Birebir ve hani siz bizim umudumuzsunuz diyorlar hackerlara. Yani ama bizde hala o çok farklı algılanıyor açıkçası. Hackerlık da çok farklı algılanıyor. Nasıl algılanıyor sence? Hackerlık bizde yani Türkiye'de
daha çok hani yakıp yıkmak, zarar vermek, manipüle etmek, yani tamamen olumsuz olarak algılanmaya sen meyilli. Sen bunu güvenlik sağlamak açısından tabii ki, çok büyük değerlendiriyorsun. Çünkü zaten hackerlar baktığın zaman, şu bugünkü kullandığımız bilgisayarlar ve sistemleri yaratanlar hackerlar. Bill Gates bir hacker, işte Mark Zuckerberg yine Facebook'un kurucusu bir hacker. İşte bakıyorsunuz Linus Torvalds diye bir adam var, Linux işletim sistemini yaptı. O da bir hacker. Yani İnternetin temellerini kuran kişiler zaten hackerlar. Çünkü bu adamlar sıra dışı düşünmüşler, çizgi dışı hareket etmişler ve bir takım şeyler keşfetmişler. Peki hemen bir reklam arası verelim. Ardından bu güzel sohbetimiz devam edecek. Tamer Şahin bizimle internetten ve onun yeni kitabından bahsediyoruz. Neler, nasıl kendimizi koruyabiliriz? Biraz da onları soracağım aslında. Tabii bunların hepsini açıklayamayacağını düşünüyorum ama bakalım neler anlatacak. Birazdan karşınızdayız. Sağlıkla ilgili her türlü ayrıntı, teşhis ve tedavi yöntemi HT Sağlık'ta. Ceyda Erenoğlu bu hafta Profesör Doktor Serhan Sevim'le MS hastalığı ve tedavi yöntemlerini masaya yatırıyor. HT Sağlık. Bugün saat 14.15'te Habertürk'te. Hayatın İçinden programından merhaba sayın seyirciler. Bugün konuğum Tamer Şahin. Onu hiç kızdırmak istemezsiniz. Çünkü kendisi Türkiye'nin ilk bilgisayar hackerı, daha doğrusu korsanı. Ve biz nelerden bahsediyorduk? Onu hemen hatırlatalım seyircilerimize. Senin kitabından bahsediyorduk. Hacker'ın aklı, Tamer Şahin yazıyor burada. Ve bu kitabın içinde JITEM'le de ilgili bir bölüm vardı. Evet. O hangi bölümdü? Onu da bir anlatır mısın bana? Oldukça ilgi çeken bir bölüm. Bir gazeteci abim aracılığıyla çok erken yaşlarda tanıştırıldım o kişilerle. Ben tabii hani orada belli kademede insanlar, ben bunlara hani yardımcı oluyorum diye düşünüyorum. Hani sözel anlamda bir takım sorularını cevaplıyordum. Ama tabii orada istekler çok farklılaştı. İşte ilk başta bir dinlenemeyen bir telefon istediler. Çünkü birçok ajan aralarında telefon değiştiriyorlar. Tabii. Ve bunlar bir gruplaşma halinde. Yani kalkıp orada farklı mercilerden yardım da istemiyorlar. Herkesin kendi kaynakları var açıkçası. Ben de onların kaynaklarıymışım açıkçası daha sonra öğrendiğim kadarıyla. O dinlenemeyen telefonu yaptım. Daha sonra birkaç sorular daha sordular ama yani işte ne bileyim, bir telefonu aşırı yükleyip patlatabilir miyiz? İşte monitörün içerisine bir dinleme cihazı yerleştirebilir miyiz gibi istekler geldikten sonra biraz daha uzaklaşmaya başladım. Tabii bu operasyonların da sıklaşmasından sonra bir anda ortadan kayboldular. Daha sonra Ergenekon iddianamesinde okudum işte bu tarz timlerin kurulmaya çalışıldığı, böyle gruplaşmaların tasarlandığı. Ama ben yani birilerine hatta ödemeler yapıldı ama ben hiçbir zaman tabii bir karşılık gözetmemiştim bunu yaptığım için. Peki bunu karşılık gözetmedin de ya maşa olarak kullanılma ihtimalin çok fazlaymış yani zamanında. Evet. Ki hala da belki de olabilir. Ne kadar çok hani paranoyak şekilde herkese yaklaşsan da, ki hani arkasında ne olabilir diye düşünsen de, çünkü birçok deneyimin tecrüben geçmiş durumda. Bunu kitaptan da sen de anlatıyorsun zaten. Ya olursa Tamer, nasıl savunacaksın kendini? Yani bunun güvenliğini kendin nasıl alıyorsun? Ya hukuki bir şekilde bir şey mi imzalatıyorsun? Nasıl bir yol izliyorsun? Yani benim çalıştığım firmalarda ya da kişilerle, çünkü işte siyasiler, bürokratlar, işte iş adamları, birçok insan güvenliğinin sağlanması için benimle irtibat kuruyor. Onlarla bir gizlilik anlaşması yapıyoruz. Hı. Ve ben kesin olarak belirtiyorum herhangi bir yasa dışı girişimde bulunmayacağım ve hani bununla ilgili bir istek gelmemesiyle ilgili. O şekilde sağlıyorum açıkçası bunu. Yani o insanlar da bu yaklaşımı gördükten sonra, o kurumsal yapıyı biraz daha tanıdıktan sonra bu tarz tekliflerle gelmiyorlar. Ama baktığınız zaman tabii eski geçmişte işte hani bilemiyorsunuz, gidiyorsunuz jandarma genel komutanlığında size ağırlanıyorsunuz. Hani insanlar işte bir sürü askerler vesaire, hani ortada böyle bir organizasyon, bir hiyerarşi var ve size bu güven veriyor. İyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz hani bu soruları cevaplayarak. Ve daha sonra baktığınızda işte bu işin farklı noktalara ulaştığını anladığınızda uzak duruyorsunuz işte. Bana diyordu mesela, bir lobi faaliyeti yapan bir grup var diyordu. Bu grubun işte hesabındaki para ne kadar, buna bakalım bankadan. Hmm. Yani diyorum böyle bir şey hani çok mantıklı mı? Yani bir bankayı hack edip sadece bir hesaba bakmak, böyle bir şey olmaz diyorum yani. Hani ya bu şekilde yola çıkıyorsun ve kendini tutuyorsun, yapmıyorsun. Tabii sonuçta ki. Yani kendi tavrını koyuyorsun. Tabii bir gelir de elde etmediğiniz zaman böyle bir danışmanlıktan sizi dayatamıyorlar da yani. Hani size sadece soru soruyorlar. Hani ne yapalım, nasıl, işte kendinizi nasıl koruyabiliriz vesaire gibi noktalara. Şimdiye kadar en çok korktuğun an hangisiydi?
Çünkü yani kitapta birçok anı var. İşte El-Kaide'den, JITEM'e, MIT'e birçok anından bahsetmişsin ama en korktuğun an hangisiydi? Daha hiç... Öyle bir şey olmadı mı? Yani aslında şöyle oldu. Daha hiç hani sosyal hayatla tanışmamışken, daha kendi odamdan dışarıya çıkmamışken 18 yaşında evimizi polisler bastıktan sonra emniyete götürüldüm. Emniyet dönüşünde mahkemeye çıkarılacak. Yani savcı görecekti beni. Savcı meğersem görmeden işte tutuksuz yargılanmama karar vermiş. Ama bana söylemedi bunu polis memurları ve şey dediler hani işte Buca cezaevine gidiyoruz şimdi dediler ve ben çok korkmuştum. Yani çünkü cehalet var orada, yargılanmadan cezaevine gönderilmez. Hatta bana şöyle dedi hani istersen kaç. Yani biz bu merdivende kaç kişi indirdik diye. Daha sonrasında benim çok korktuğum ve rengimin attığını gören diğer polis memurları ya oğlum olur mu böyle bir şey işte bak sen daha yargılanmadın şimdi yargılanmadan. Şimdi bütün hukuk sistemini çok iyi tabii, biliyorsun. Tabii bütün kanunları okudum. Artık bunlarla ilgili işte avukatlarla işte profesörlerle panellere katıldım yine üniversitelerde. Çünkü ilgi alanınız değişiyor bir anda. Yani dış dünyayla tanışıyorsunuz. O zaman çok korkmuştum. Yani hani ne olacağını bilmiyorsunuz çünkü. Ya Allah Allah bu yaptıklarım buna mı sebep oluyor diyorsunuz yani. Nelere yol açtım. Nelere yol açtım diyorsunuz. Çünkü o firma mesela Süper Online bana ulaştığında da şey dedi hani sana bunu kim yaptırdı? Oğlum söyle sana kim yaptırdı diyor. İnanmak istemiyor kendi çünkü, bireysel olarak yaptı. Tabii ki zannediyor ki ben bir para almışım ve hani bunun neticesinde bu olayı gerçekleştirmişim. Ya da bir rakipleri bir harekette bulunuyor gibi düşünüyor. Çünkü tabii haklı olarak bunu böyle düşünüyor. Halbuki orada hani bir çocuğun merakı ya da işte oradaki sistem yöneticileriyle zıtlaşması olacağı hiç aklına bile gelmiyor bu kadar. Çünkü ama hackerların işte doğasında bu var. Yani pire için yorgan yakmak bu. Hackerların doğasında olan bir şey. Peki şimdi biraz önce bahsettik ya işte hava yollarında şu anda bir karmaşa söz konusu. Şu andaki en büyük açık nerede? Yani bu saldırılar devam edecek mi sence? Saldırılar artarak devam edecek. Artarak devam edecek. Çünkü şu anda çeşitli gruplaşmalar ortaya ne çıkıyor. Ne demek bu i̇şte, gruplaşma? Dinci yani dini değerleri savunan hackerlar, işte milliyetçi hackerlar, işte sosyalist hackerlar, yani bir de dışarıdan işte hacker grupları var. Hani çeşitli gruplaşmalar var. Bunlar aralarında zıtlaşmaya da başladılar. Adları nelerdi bunların? Yani bir Anonymous var, Red Hack var, Ay Yıldız var, işte aklınıza gelebilecek birçok grup var. Baktığınızda bunlar aralarında zıtlaşmaya da başladılar ve bunlar çeşitli savaşlar da yapacaklar kendi aralarında. Devletle yapmanın dışında. Çünkü 80'lerdeki dönemi biz şu anda yaşıyoruz. Hacker grupları dönemini. Amerika'nın 80'lerde yaşadığını. Amerika'da çünkü 80'lerde bu hacker grupları savaş yaptığında telefon hatları darmadağın oldu. Şebekeler Türkiye'de dağıldı. Böyle bir sorun olabilir mi? Yani? Tabii ki olabilir. Yani daha geçenlerde Red Hack grubu mesela PTT'nin tüm Türkiye'deki telefon hatlarını yönettiği ana sunucuya sızarak bir ekran görüntüsü yayınladı. Düşünebiliyor musun? Bütün hatların karıştırılabileceği, dinlemelerin yapılabileceği bir şey. Ve hani biz bunu yapabiliyorsak başkaları neler yapabiliyordur diye bir not düşmüşler ki çok ironik gerçekten. Hani durumumuz buyken... Ne yapılacak peki tamam? Bu işte öncelikle tabii bir şey lazım. Hani bu işin gerçekten içinde olan insanlardan yardım istenmeye. Çünkü bakıyorsunuz işte akademisyenlerden ve işte TÜBİTAK'tan bazı gereksinimler olduğunu söyleniyor. İşte onlarla çalışıyoruz deniyor ama bir bakıyorsunuz işte bir anda TÜBİTAK ekleniyor ya da işte BTK ekleniyor bu işlerin regüle etmesi gereken. Diğer yandan bakıyorsunuz ülkeye sokulan ürünlerle ilgili de bir kontrol yok. Kesinlikle o konuda seninle evet sohbetimizde ondan bahsetmiştin. Amerika'da, Çin'de Rusya'da mı yasak? Şöyle nerede yasak? Bir Çinli bir network ekipman, ekipmanı üreticisi cep telefonu da üretiyor aynı zamanda. Modem vesaire gibi cihazlar da üretiyor. Şu anda Kanada'ya girişi yasaklandı. Amerika'ya girişi zaten yasaktı. Çünkü o ürünlerde kasıtlı konulmuş güvenlik açıkları bulundu. Yani artık çok basit Çin hükümetiyle de bağlantılı olduğu için firma bir güvensizlik oluştu ürünleriyle ilgili. Ama Türkiye'ye bakıyorsunuz en büyük mobil operatör onun telefonlarını dağıtıyor. İşte ne bileyim evet isim vermeyelim de tabii bunu. Ki yani isim vermiyorum. Hani bunu isim vermeyelim şimdilik. Bir mobil operatör dağıtıyor işte bakanımız onun kuruluş gecesine şey yapıyor katılım gösteriyor. Yani ama baktığınızda insanlar ülkelerine bu ürünleri sokmuyorlar. Yani daha birkaç sene önce mecliste cep telefonu dağıtılıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani hani birbirine cep telefonu hediye etmek bugün çok güzel bir şey değil. Çünkü o telefonun içerisinde almayın ne olacağını... Yani. Kesinlikle almayın. Çünkü telefonun içinde ne olacağını bilemezsiniz. Hem donanımsal hem yazılımsal olarak dinleme yapılabilir. Yani bir telefon hediye etmek gerçekten şüpheyle bakılacak bir peki, şey. Peki şirketler de telefon veriyor sonuçta. Hani bizim telefonumuz kullandı. Hani sonuçta bedava telefon kullanıyoruz. Bunu yapmayalım mı? Bunu tabii kendi gizliliğinizi düşünüyorsanız yapmayın. Ama şöyle de bir şey var. Eğer veriyorsa bu kurum bu telefonu onun kurumun
çıkarları, kurumun amaçları için kullanılması gerektiğini düşünüyordur yani. Dikkatli konuşun hani, diyorsun. Evet, yani orada öyle bir nokta var. Peki dinlenmemek mümkün mü? Dinlenmemek telefon mümkün. Ama şöyle bir şey var. Baktığınız zaman yasalarla da bunun çizgisi biraz kalın çizilmiş yani. Hani işte devletin dinleyemeyeceği şekilde iletişim kurmak suç. Elektronik dinlemeler var mesela, Tempest gibi bir teknik. Bu elektronik dinlemelerden kaçmak için elektronik dinlemelere karşı korumalı bir klavye almak isteseniz satın alamıyorsunuz. Çünkü diyorlar ki devletlere, biz sadece devletlere satış yapabiliyoruz diyorlar. Yani kullanıcıların yapması gereken tabii belli uygulamalar var mesela. İşte belli cep telefonu üreticilerinin işletim sistemlerinde çalışan şifreli konuşma yapabilecekleri. Bunları kullanmalarını öneriyorum ben genellikle. Çünkü karşı tarafa da o yazılımdan kuruluyor ve arada bir anahtar şifreleme teknolojisiyle bir şifreleme gerçekleştirilebiliyor. Diğer ama bunlar taraftan, bana şu anda hiçbir şey ifade etmiyor mesela Taner. İşte yani. Ben ne yapabilirim? Birazcık bu konularla ilgili olmak lazım. Çünkü son kullanıcının gerçekten kendini koruması çok güç. Evet. Yani bu her yerde böyle. İşte Sayın Milletvekilimiz Taciler Seyhan'la bir yayına çıkmıştık biz. O yayında söyledim, işte dinlemelere karşı böcekleri bulmak için bir elektronik cihaz var. İşte sinyalleri takip eder, uyarır diye. İki hafta sonra mecliste. Sayın Seyhan mecliste bir toplantı yaptı ve yakaladığı dinleme cihazı böcekleri göstererek işte mecliste odalarda bunları bulduk dedi. Yani sen mesela sürekli bunu yaptırıyor musun? Yani sürekli böcek arama yaptırıyor musun? Birçok şey yapıyorsunuz. Yani hani nasıl koruyorsun sen kendini? Yani telefonunu veya hani o yazılımlarla mı, hep sürekli değiştirerek mi veya? Orada bir dinamizm söz konusu. Çünkü her gün yeni güvenlik açıkları çıkıyor. Her gün yeni yöntemler çıkıyor. Siz de bunlara karşı hazırlıklı olmak zorundasınız. İşte çalışanlarınıza ona göre gizlilik sözleşmeleri yapıyorsunuz. Ona göre şifreler, sistemler, güvenlik sistemleri kullanıyorsunuz. Telefonunuzda ona göre yazılımlar bulunduruyorsunuz. Hani bu kişisel ve kurumsal güvenliği sağlamak için, hem müşterilerimizi de korumak için hizmet verdiğimiz bu her türlü önlemi alıyoruz. Her türlü önlemi alıyorsunuz. Peki Tamer Şen, çok teşekkür ederim aktardıkların için. Kitabın ikinci baskısında ve ikinci kitabı da merakla bekleyeceğiz diyorum. Çünkü birçok şey öğreniyoruz aynı zamanda senin sayende. Ama ben şunu da merak ediyorum. Sen daha önce bir bankayı da hacklemiştin çok gençken. İddia edildi. İddia edildi. Evet, daha merak doğrusu. Ettim de yetersizliğinden. Peki yani şunu soracağım. Türkiye'de bankacılık mı yoksa devletin açıkları mı? Yani hangi ortamda daha çok şey var, açık yani var? Şu an bir numarada devlet gözüküyor. Devlet mi gözüküyor? Devlet gözüküyor. Çünkü özel sektörde, bankacılıkta gerçekten dinamizm var. Yani firmalarla çalışıyorlar, güvenlik denetimleri yaptırıyorlar, önlem almaya çalışıyorlar. Tabi bu hizmeti TÜBİTAK'tan almayanlar genelde. Ama devlete baktığınızda sadece belli taraflardan alım yapabiliyorlar. Belli kişilerle, belli kurumlarla çalışmak zorunda. Mesela en büyük açık ulaştırmada mı veya işte hani öyle bir seçenek? Bir entegrasyon olmadığı için gerçekten devletin birçok kurumunda hepsinde güvenlik açığı var. Yani hani bu şu anda bilinen ya da bilinmeyen, orada bulunmayı, keşfedilmeyi bekleyen açıklar var. Sadece Google üzerinden arama yaparak bazı gizli bilgilere ulaşabiliyorsunuz devletle ilgili. Bu çok komedi. Yani ben bununla karşılaştım. Google'da bir arama yaparken BTK'nın bir çalıştayı ile ilgili bilgilere rastladım. Ve sadece arama yaptım ben. Bir yönetmelik arıyordum. Hemen tabii işte evet, browser'ımı kapattım ve çıktım oradan. Ama ben buna ulaşabiliyorsam sadece tesadüfen, tabii bu kötü niyetli insanlar nelere ulaşabilir? Artık hayal gücüne bırakmak lazım bunu. Peki kendimize dikkat etmemiz gerekiyor diyorsun. Kesinlikle. Paranoyak davranmak gerekiyor diyorsun. Her şeye tıklamamamız lazım her şeyden önce. Yani gelen her maile, işte her linke tıklamadan önce düşünmemiz lazım. Peki Twitter'dan da aslında sana çok enteresan sorular geliyor. Süremiz bitti ama ben okumadan da edemeyeceğim yani. Hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir yeri fax veya sosyal mühendislikle hack etmedim. Kitapta her şey detaylı yazıyor demişsin. Evet. Sana demişler ki iyi de güzel kardeşim 15 sene iş yaparsın, bir defa yakalanırsın başka, her işten sonra iz bırakmak başka şeklinde devam ediyor. Kitabı okumakla alakalı, yani kitapla ilgili hep yorumlar gelmiş. Hackerlığın altın kuralı yakalanmamak değil mi zaten? Teşhir edildikten sonra ne anlamı kalır ki demiş mesela. Bu yakalanmak isteyip istemediğinizle alakalı. Bir tablo yaparsınız, sahipsiz bırakmak istemeyip bir imza atarsınız ve sonunda tabii ki yakalanırsınız. O sizin tercihinizdir. Peki birisi de son cümleyi kullanacağım. Kardeş seni takip edeceğim de hacklenmekten korkuyorum demiş. Seni takip edelim mi Twitter'da? Rahatça takip edebilir, soru sorabilirler. Herhangi bir sorun yok. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kitabın da tekrar hayırlı olsun teşekkür diyorum. Teşekkür ediyorum ben. Tekrar görüşmek üzere. Hayatın İçinden programında Tamer Şahin'i konuk ettim.
10